Güzel Çağlar, cümlenize iyi akşamlar diliyorum. Hakkın nuru ve gerçekliği sizinle olsun. Şimdiki konumuz bizim düşüş. Neden düşüş olur? Düşüş olmalı mı? Ya da düşmeden çıkılma noktası söz konusu mu? Bu nokta itibariyle haksal irşatta, haksal gerçeğe, haksal hakikata, Cenab-ı Hakk'ın nuruna ermek isteyen taliplerde kesinlikle düşüş olur. Kesinlikle düşüş olur. Ama aslında her düşüş daha sağlam çıkmak için, iradenin daha sağlam olması için de bir gereklilik, bir işleyiştir. Çünkü talipler yolda ilerlerken çeşitli aksaklıklar, sıkıntılar vesaire vesaire şeylerden dolayı bir düşüş yaşayabilirler. Ama bu düşüş onların haksal gerçeğe gitmeyeceğini göstermez. Örneğin diyelim ki mülhime noktasına çıktınız. Mülhime noktasında bir hata işlediniz. Tekrar nefs-i emmareye geldiniz. Nefs-i emmareye geldikten sonra güzel canlar, eğer ki yaptığınız hatayı, noksanı, yanlışı, kusuru, kabahati fark ettiniz. Fark ettikten sonra hatayı elinize aldınız ve gönül dergahında, yani mahkeme-i kibriyada bulunan, oranın hakimi olan Cenab-ı Hakk'ın karşısında özünüzü dara aldınız. Veya da görünür alemde mürşidin karşısında, ikisi de hak noktası, çünkü ikisinin işleyişinde de bir farklılık var. Özünüzü ele aldınız, hata, kusur, noksan neyse ve daha sonra bunun sitemi noktasında da bir siteminizi de verdiniz. Bu farkındalığı yakalayıp o hataya düşmediğiniz zaman mertebe kaybı da yaşamazsınız. Bakın dikkat edin, mertebe kaybı da yaşamazsınız. Neden? Çünkü edinim noktası asla boşa gitmez. Çünkü manevi mertebeleri de yol alırken, yol kat ederken bu noktayı yaptığınız takdirde aynı manevi mertebeden devam edersiniz. Ama aynı hatayı sürekli çevirdiniz. Yani düşünün, ne diyoruz? Levvamede durma. Orası sıkıntılı yer. Alışkanlık yaparsa bir de oradan çıkamazsın. Bu nokta itibariyle çıktınız, üst bir aşamaya girdiniz ama bir noktada orada yaşadınız, tekrar düştünüz. O farkındalıkları yakalaya yakalaya tekrar yolunuza devam edebilirsiniz. Bu noktada ben düştüm, ben bittim, ben bir daha çıkamam, ben bir daha affedilmem. Bu gibi duygu ve düşüncelerin hiçbirine kapılmayacaksınız. Kapıldığınız zaman en büyük düşüşü yaşarsınız. Neden? Psikolojiniz bozulur. Arzunuz ve isteğiniz hakka gitme, arzu ve isteğinde düşüş yaşarsınız. Bunu yaşadığınız zaman ümitsizliğe kapılırsınız. Ümitsizliğe kapıldığınız zaman sizin için hayal kırıklığı denen nokta oluşur. Orası kişinin çöküp benden artık bir şey olmaz, Cenab-ı Hak benim yüzüme bakmaz dediği nokta olur ki burası en büyük kayıptır. Ne olursa olsun o çekim noktasıyla ona doğru, o arzuyla, o istekle, o varma çalışma ve gayretiyle biz yolumuza devam edeceğiz. Talip seyri sülük içerisinde bilinçsel iniş ve çıkışlar da yaşayabilir. Bilinçsel iniş ve çıkışlar ne demek? Şöyle, geldiğiniz bir noktaya algılamadınız, anlamadınız. Anlamadığınız için de ben bunu artık anlamıyorum noktasıyla bir düşüş olabilir. Başka bir noktayla bir bilinci edindiniz fakat bu bilinci edinirken içinizden vesvese, içinizdeki kuruntular, içinizdeki şüpheler, yolla ilgili, pirle ilgili, kendinizle ilgili bu düşünceler de dibe çakar. Bu düşünsel noktada düşüştür. Düşüş düştüğü yerde kalmak için değildir. Bir daha sağlam, daha kararlı,
daha sadakat bir şekilde yukarıya çıkmak içindir güzel canlar. Yılmak yok, yorulmak yok. Çalışma ve gayretle, tevekkül ederek durmadan Cenab-ı Hakk'ı ve Hakk'ın güzelliklerini, esmalarını, sıfatını ilmi edinme noktasında çalışmamız gerekiyor. Her türlü zorluk, her türlü negatif düşünce, her türlü arzu ve istek içerisinde olabiliriz. Ama bunların hiçbiri bizim geriye dönüp kapıdan çıkmamıza neden olmamalı. Kapıya geldik, ikrar verdik. Çünkü medet kapısından mürvet şehrine girdik. Şehirde devam edeceğiz. Örneğin ikrar verirken dış kapıya çıkarılır. Sebebi ne? Şeriattan geliyor. Ne ile geliyor? Şeriatın bütün nefsi emmarenin alma arzusu, kiniyle, kibriyle, buzuyla, hasetiyle, bütün kötü duygu ve düşünceleriyle geliyor. Ha, kendisini düzelttiği yerlerde, kararlı olduğu yerler, istekli olduğu yerler de var. Ama ikrarlı her gelen o güne kadar bilinç altına yerleştirdiği, edindiği dünyasal bütün özellikleriyle gelir. Zaten dünyasal özelliklerden sıyrılmış olsaydı talip olmaya gelip ikrar vermeye de gerek duymazdı. O bir adım atıp içeriye girdiğiniz an, bakın dikkat edin, üç adım atılır. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Şeriattan gelip tarikata gidiyorum. Sonra üç adım da nereden gelip nereye gidiyorsun? Tarikattan geldim marifete gidiyorum. Sonra marifetten geldim hakikate. Aslında bu bile insanın hangi mertebeleri geçmesi noktasına müthiş bir bilinçtir. Diyelim ki böyle bir erkan olmadı. Talip gönülden bağlandı. Pirine söyledi, ikrarlı yürüyüş yapar. Piri bunu anlatsa bile aynı şeydir. Ama bazen ritüellerle, bazen de anlatımlar noktasında zaten talip o bilinç içerisindeyse bu zaten yeterlidir. Her düşüş aslında daha üst bir mertebeye çıkmak için insanın ayrı bir edinimidir güzel canlar. Dikkat edin, insan hata yapa yapa, kusur işleye işleye, noksanlarını düzelte düzelte daha ileri bir noktaya gidiyor. Bu sadece bir kişi, bir zat, bir nur için kesinlikle yok. Kim için? Allah için. Allah deneme yanılma yapmaz. Allah'ta düşünüş çok net, işleyiş, eylem çok net ama insan düşebilir. Eylemlerinde, düşünüşlerinde hata işleyebilir. Ama bu kişide yılgınlığa, kişide geri dönmeye, kişinin ikrarını bozmaya, kişinin yüzünü haktan çevirmeye neden olmamalı. Olursa zaten en büyük kaybı yaşamış olur. Talibin kendini bir yerde, bir mertebede hissedip o his ile hareket etmesi düşüşlerin en büyüklerinden bir tanesidir. Örnek, ben artık her şeyi hissediyorum. Ben artık her şeyi görüyorum. Benim bilincim artık üst bilinç. Cenab-ı Hak benimle irtibatlı. Ben bağımı kurdum. Ben şu mertebedeyim. Bunu söyleyen talip öyle bir düşer ki güzel canlar, o hissettikleri hisleri bile kaybeder. Neden? Benlik yaptı. Egoya yenik düştü. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilahi kitaplarda şeytan ve iblis meselesinde en nefret ettiği nokta benliktir. Kişi benlik dağının üstüne çıkmadıkça, benlik dağını paramparça etmediği sürece aşk ile ihsan etme, Rahman esmasıyla, Kerem esmasıyla hareket etmesinin mümkünatı yok. Onun için talibin işi, ben şuradayım, ben buradayım, pirim ben hangi mertebedeyim? Bunları söylemeye hakkı yok. Talibin tek bir işi var.
hizmet etmek, çalışmak, çabalamak, kaynaklarla Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini edinme noktasında yol almak. Zaten bir talip ben pirim neredeyim diyorsa bu mertebe için gelmiş. Amacı çalışıp hakkı edinmek değil, her seferinde hangi mertebede, hangi makamda, mevkide olduğunu bilmek için neye benziyor? Bir iş yerinde benim mertebem neresi? Çünkü bir iş yerinde nerede çalışıyorsanız, statünüz neredeyse siz o mertebedesinizdir. Ama haksal irşatta ikrar verip yola giren kişinin ben neredeyim sorusu kesinlikle yok. Ben hiçim. Neden? Edinmedim ki. Aşk ile ihsan noktasına gelmedim ki. Merhamet ve şefkat noktası bende bütünüyle, bütünsel olarak işlemiyor ki. Nereye koyacağım kendimi? Tek bir nokta. Ben hizmet eriyim. Ben hizmet ehliyim. Cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisi. Bana düşen görev o varlığa hizmet etmek. Bazen talipler çok yüksek bir enerjiyle, müthiş bir hissiyatla her şeye ihsan etmeye, yani her şeye yardım etmeye, her şeye koşmaya, her şeyin ihtiyacını karşılama noktasında müthiş bir hisse kapılırlar güzel canlar. Bazen de hiçbir şey yapmak istemiyorum. Canım hiçbir şeyi arzulamıyor. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Herkesten uzaklaşacağım. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Bakın dikkat edin. Bu gibi duygu ve düşüncelere, bu gibi hissiyata girenler çok dikkat etmeli. Bir, yüksek bir enerji. Çünkü o an Cenab-ı Hak müthiş bir şekilde nuruyla o kişiyi çepeçevre kuşatır. O kuşatmasıyla birlikte bütün varlığa hizmet etme, çiçekleri, böcekleri, işleyen güzellik karşısındaki hayranlığı o kadar güzel bir noktaya çıkar ki. Ama şunu söyleyeyim, bu hissiyatla başlayan daha sonra bu hissiyatı kısa bir süreliğine kaybedecek. O zaman da başlıyor ot gibi bir yaşam. Hiçbir şey hissetmiyorum, hiçbir şey anlamıyorum, algılamıyorum. Dinliyorum ama kafama girmiyor. Bir türlü algımla bu işi götüremiyorum. Sakın buna girmeyin. Şimdi bu noktada hepsi de çok normal bunların. Bakın yolda bunların hepsi çok normal. Yeter ki sevgiliye, yeter ki nura gitme yolunda yürüyüşün olsun, sevgili seni kesinlikle karşılayacaktır. Bu noktada kulum bana bir adım atsa ben ona koşarak giderim. Hadisini sakın unutmayın güzel canlar. Bir kul Cenab-ı Hakk'ı arzuladı. Cenab-ı Hakk'a varma noktasında harekete geçti. Cenab-ı Hak da harekete geçiyor. Ama siz bunu bir eylemde göremezsiniz. Zaten ne akılda ne eylemde göremezsiniz. Nerede? Hissiyatta fark edeceksiniz. Merak etmeyin, o size hissettirecek. Gitmek istediğiniz zaman, çıkmak istediğiniz zaman, yolu bırakmak istediğiniz zaman her seferinde bir vesileyle başka bir olayla önünüze başka bir şey çıkaracak. Sizin yönünüzü tekrar bu tarafa doğru meyil ettirecek. Çünkü neden? Cenab-ı Hak kendisini arzulayan kulunu asla ve asla yalnız bırakmaz. O sarmal nur dediğimiz bir nokta var. O talibi sarıyor. O sarmayla birlikte ama talip dışarıda hissediyor bunu. Çünkü daha kalbe indirmemiş, iç aleme indirmemiş. Zaten Allah nuruyla içeriye nüfuz ettiği an korkmayın. Bundan sonra nefsi emmarenin kötü alma ve arzusunun sizi uğraştırmasının, sizin belinizi bükmesinin mümkünatı yok. Amaç Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamen doldurabilmek. Nur deyince sakın aklınıza geçen gün dediğim gibi
böyle bir ışık geliyor, tak içinize giriyor değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmalarının ilimlerini edinim noktasına nur deniyor güzel canlar. O ilmi aldığınız zaman ilim netleşmeyi sağlarsa şek, şüphe, güman, kaygı, korku dediğimiz hiçbir şey kalmaz. Zaman zaten amaç bundan arınabilmek, uzaklaşabilmek. Bu sıkıntılar içinde olan talibe bir piri yol gösterecektir. Neden? Talip sıkıntılarını pirine anlatmak zorunda. Bu nokta itibariyle taliplerin, sizlerin bir sıkıntısı olduğu zaman bir mesaj atıp uygun bir zamanda konuşmak, görüşmek ve bu noktaları dile getirme noktasında her zaman kapınız açık. Pir meşgul, ben ulaşamam, çok işi var, ya zamanını almayayım. Sakın bu gibi düşünceler içerisine de girmeyin. İnsanı düşüren kötü duygular, kötü düşünceler ve çirkin davranışlardır. Ama insan her zaman bu negatif olan, olumsuz olan duygu ve düşünceleri olumlamak, olumlu tarafa çekmek, pozitife çekme noktasında mücadele ettiği sürece bunları da yenecektir. Bakın, mutmain nefsinize kadar sizin gördüğünüz bu zahiri akıl, yani beynin içerisindeki idrak etme noktasındaki aklınız sizi meşgul edecek. Ne zamana kadar? Sezgisel akıl ile yol alıncaya kadar, yani mana aklının devreye girmesine kadar zahiri aklın düşünüşü, sorusu, sorgulaması, şek ve şüphesi sizi zorlayacak. Bazen önünüze öyle bir düşünceler getirecek ki ondan çıkmak isteyeceksiniz, çıkamayacaksınız. Zorlayacak sizi. Ama sizin mücadeleniz, sizin gayretinizle birlikte bunlar da gidecek. Çünkü bunların hiçbiri kalıcı değil. Ama süreçsel içerisinde sizi rahatsız edecek mi edecek? Ben ilerliyor muyum? Oluyor muyum? Olmuyor muyum? Bunun gibi birçok noktada birçok düşünceyle karşı karşıya kalacaksınız. Her kapıda ve her mertebede düşüş aynı değildir güzel canlar. Farklılıklar içermekte. Örneğin şeriat kapısındaki düşünme ile tarikat kapısındaki düşünme, marifet kapısındaki düşünme, hakikat kapısındaki düşünme aynı değildir. Çok dikkatinizi çeksin. Şeriat kapısında bir adam istediği kadar kötü bir düşünceyle düşünsün, kötü duyguları hissetsin, onları hayata geçirmediği sürece, birine zarar vermediği sürece, onlar düşünce ve duyguda bizim içimizde kaldığı sürece bu günah değil. Bu sizi yoldan düşürmez ama şeriat kapısında. Ama diğer kapılarda süreç içerisinde negatif düşünceler bile insanın düşüşüne neden olabilir. Şeriat kapısındaki kişilerin ikrarı yoktur. İmanı da tam edinmemişlerdir. Bakın dikkat edin. Şeriat kapısındaki kişi bir nebinin, bir resulün mana alemindeki edinimlerinin ve o edinimlere itikatsal olarak bağlanıp kabul eder. Ama haksal irşatta peygamberin edinimlerinin hak olduğunu ne zaman biliyoruz? Biz de o edinimleri edindikten sonra doğruymuş. Hazreti Peygamber çok doğru söylüyormuş. Çünkü benim edinimim onunkinde aynı şey. O zaman bakın dikkat edin tamamen emin oluyoruz. Ama söylemde ise dikkat edin insanlar her zaman sorguluyor. Peygamber diyor ki Allah tektir eşi ve benzeri yok. Ama insan, şeriat kapısındaki insan ikilem aleminde, dilemada, dualist alemde sürekli var mı acaba, yok mu? Dikkat edin insanlar bunların arasında da gelip gidiyorlar. Bu nokta itibariyle şeriat kapısında bunlar çok normal. Ama tarikat kapısında edinimler,
mertebeler yukarıya doğru çıkınca kişinin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu dikkatli olma onun çok daha üst bir mertebeye geçişinin sebebi olacak. Dinin ve toplumun kural ve kaidelerine uymama noktasında düşüş olurken, yani ilahi kitaplarda farzi emirler neleri yapılması, nelerin yapılmaması noktasındaki emirlere uyup uymama noktası şeriat kapısında düşüştür. Tarikat kapısındaki talip, ikrarlı bir talip olduğu için düşüşü ve sitemli cezası da farklı olacaktır. Tarikatta hata yapan, noksan yapan her talip sitemini ödemek zorunda. Ve her hataya, her noksana göre de bir sistem var. Bunun amacı ne? Kişinin uyanık olabilmesi için o sitem bile onu uyarmakta, agah olmasını sağlamakta. Onun için bu tarikatta kişiler hata yaptığı zaman sitem verilmesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor güzel canlar. Neden? Çünkü tarikata giren kişi sorumluluk bilinciyle giriyor. Pir diyor ki şu hak mı? Hak diyor. Şu batıl mı? Batıl diyor. Bakın dikkat edin. Bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Pirimin dediğine hak, hak dediğine hak, batıl dediğine batıl dedim. Bunun dışına çıktığı zaman işte o zaman bakın teslimiyet, ikrar zedelenmiş oluyor. Çünkü görünür alemdeki mürşidi kamil pir içteki olanın surette işlemesinden başka bir şey değildir. Ha içerideki, ha dışarıda kendisini tamamlamış, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmaları ve sıfatlarıyla edinimi edinmiş arasında hiçbir fark yok. Bunu bilen talip için tuttuğu el haktır, bilmeyen için kendisini batıl eder ve muhteşem bir düşüşle öyle kafası yere çakılır ki bazen böyleleri kendisine bile gelemez. Haksal irşada giren canların kafasında soru, sorgu, vesvese, kafamın içi sisli, kafamın içi puslu, çok boş, anlatılanları anlamıyorum ve unutuyorum gibi birçok şey olacaktır. Aslında hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Ne zaman anlıyorsunuz bunu? Ne zaman ki başka bir kişiyle konuşup anlatmaya başlayınca diyorsunuz ki, "Aa, ben unutmamışım." Pirimin söyledikleri şeyler farklı bir şekilde şu anda benden tezahür ediyor. Benden dışarı çıkıyor. O zaman anlıyorsunuz ki aslında bu sisli ve puslu görünüp sanki kafanızda hiçbir şey yokmuş noktası dibe vuruyor. Demek ki ben edinmişim. Demek ki kulak nefasından ben o kutlu nefesleri, kutlu sözü almışım, gönlüme indirgemişim ki bugün benim ağzımdan kelam olarak çıkmakta, ben de başkalarına anlatmaktayım. Haksal irşatta taliplerin kafaları bulanık, her şey unutuyorum hissi, bir şey öğrenemiyorum, duygu ve düşünceleri kesinlikle olacaktır. Ama bunlara hiç kulak asmayın. Kulak asarsanız gerilersiniz güzel canlar. Asla bunlara kulak asmayın. Alamadım ya, kafam bulanık, anlatılıyor ama bir türlü oturmuyor. Sakın bunları düşünmeyin. Devam. Devam ettiğiniz zaman netleşecek, berraklaşacak. O zaman da kişi artık başkasına da bu güzellikleri anlatacak noktaya gelmiştir. Aslında bu anlattıklarımız doğru bir işleyişin içinde olduğunuzu göstermekte. Bu bir düşüş değil, aynı zamanda bu bir çıkıştır. Talip hep kafa bunalıklığı, unutkanlığı koşullarında ilerler. Ama farkında olmaz, ama ilerler. Ama ileri gider. Haksal irşatta yavaş yavaş ama kararlı olunmalıdır. Kovanın
sabırla damlalarla dolması gibi olmamız lazım. Kova doldum mu diye düşünmez ama damlaların sürekliliği onu dolduracaktır. Düşünün, damla damla akan bir çeşme düşünün, kovayı koydunuz. Kova hiç düşünür mü ben ne zaman dolacağım diye? İşte Talip de o kovanın teslimiyetiyle damla damla akan ilme, damla damla akan irfana, güzelliklere sabretmeli ama dolacaktır. Bu hal ile hareket eden Talip kesinlikle kovasını dolduracaktır, hem de sağlam dolduracaktır. Talibi yolda tutan çabasıdır. Çabayı, gayreti bırakanın düşüşü kaçınılmazdır güzel canlar. Bu yolda çaba, gayret, azim, sabır çok önemli. Sabırla ancak yol alınabilir. Bu nokta itibariyle de ya ben senelerdir bu işin içerisindeyim. Bir türlü olmadı. Eremedim, bulamadım, olamadım. Keramet sahibi olamadım. Taşları kaldıramıyorum. Gökyüzünde uçamıyorum. Sakın bunlara kapılmayın. Sakın. Bunlar sizin çok kötü düşüşünüze, aynı zamanda psikolojik problemler yaşamanıza neden olur. Bu nokta itibariyle Kur'an'da çok güzel bir ayet var. İnsanın kaderi çabasına bağlanmıştır. Ne kadar güzel değil mi? Bak, yarın bizim oluşturacağımız, edineceğimiz şey bizim kaderimiz olacak. Kim belirliyor? Biz belirliyoruz. Bizim neyimiz belirliyor? Çabamız, gayretimiz, uğraşımız, sadık ve sadakatli oluşumuz, davaya, yola bağlılığımız, hakka olan teslimiyetimiz buna ancak sağlayacaktır. Haksal irşatta nurun yolu çaba sarf etmektir. Çaba sarf etmeyenin kesinlikle gitmesinin mümkünatı yok. Düşmek istemeyenler her an hakkın varlığını hissederek aynı zamanda hissedecek şeylerle uğraşmalıdır. Bakın burası çok güzel ve çok da önemli bir nokta. Her an Cenab-ı Hakk'ın kendinizde olduğunu sakın unutmayın. Bize şah damarımızdan yakın mı? Her an bizimle mi? Bir talip Cenab-ı Hakk'ın her an kendisiyle olma bilincine sahip olursa düşmez. İki, unutma. Çünkü insanın doğasında var bu. Veya da farklı yönlere yönelme. Bir, ilahi kitapları okuyun. Velilerin, hak ile hak olmuşların kitaplarını, sözlerini, şiirlerini okuyun güzel canlar. Çevrenizde haksal noktada muhabbet eden dostlar edinin. Bakın, laga luga edenlerle laf etmeyin çok fazla. Tabii çevremizde sosyal olarak bunlar da var. Ama dikkat edin, insanı yoldan çıkaran dünya istekli dostlar, arkadaşlar, sevdikleridir. Şimdi kısa bir süreliğine bu alemde olduğunuz dostlarla lak lak mı, yoksa ebedi bir noktada olacağınız Cenab-ı Hak'la daim bir muhabbet ve güzellik içinde olmak mı? Tercih bizim. Neden? Haksal işratta zorlama yok. Ya burada kısa süreliğine laklarla o bu sözlerle geçirilecek bir ömür ya da kamillerin meclisinde pişmiş kelamlarla kendini pişirip her an hakkın kelamıyla olma noktası. Hakla olma noktası. Bu kesinlikle talibin kendi isteğine bağlı. Ama Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak işler yapın. Düşünüşlerde bulunun. Örneğin, peygamberleri anlatan filmler, peygamberlerin sözleri, evliyaların şiirleri, ilahi kitaptaki ayetleri okuyup derinlemesine düşünmek insanı müthiş bir şekilde ayakta tutar ve düşüşünü engeller. İnsan ne zaman
bu noktalarda devamlılık sağlarsa düşüşü de engellemiş olur. Güzel canlar, nereden düştüyseniz düşün, asla ve asla düştüm ve ben bir daha çıkamam diye düşünmeyin. Tekrar çıkma noktasında gayret ve çabayla sevgiliye yol alma noktasında yolculuğunuza devam edin.